Sana ne oldu ya? Böyle niye böyle enerjiksin sen bugün? İlk defa yemek videona geldiğim için mutlu değilim. Harbi niye böyle oldun? Çünkü en kötü restoranlardan. Hayır öyle değil. Arkadaşlar bugün oturduğumuz yerin, oturduğumuz semtin en kötü 3 restoranda ve en iyi 3 restorantını karşılaştıracağız. İyi de var. İyi de var. Onu bana bunu söylemedin Nasıl ki. Nasıl söylemedim? Şu an neşem yerime geldi. Açtım en kötü 3 puanlı ne varsa söyledim. En iyi restoranlardan da 3 tane yemek söyledim. İyi ve kötü restoranları karşılaştıracağız. Ben çok konuştum sanki ya. Kanka sen bayağı konuşuyorsun. Ben niye konuşuyorum? Mesela ben bu kadar konuşunca yoruluyorum. Sesim evet, falan evet. kısılıyor. Ben de videodan sonra yoruluyorum. Neyse. Benim bu önümdekiler şunlar ve en altta bir tane daha var. 3 tanesi en iyi restoranlar. Bunlar en iyi puanlar. Şurada gördüğünüz şu menü. Burada gördüğünüz menü. Ve şunlar da en kötü restoranlardan söylediklerim. Arkadaşlar çok mide bulandırıcı duruyor. Şöyle. Evet evet. Harbi bak şu an tam gözükmüyordu ama gösteririz birazdan. Sanki yağ yiyecekmişiz. Her yeri yağ olmuş. Şuranın kötü oldu harbi de şu andan belli. İyileri videoda ben yiyeceğim. Kötüleri de Mustafa yiyecek. Böyle bir konsept belirledik. Bu senin tarafındakileri sen yiyeceksin. İyi tarafları da onları doğru ayarlayalım. Ne oldu ki? Yok arkadaşlar. Bu... kötü de durmuyor bu arada yani. Bu arada kötü de durmuyor ama seninkine göre bayağı kötü duruyor. İlk menümüz şu gördüğünüz kötü restoranttan söylediğimiz. Tavuğu var, işte hamburgeri var, suflesi var tatlısı, patatesi, kolası falan var. Burası tamı tamına hız konusunda 6.7, serviste 6.7, lezzette de 7. Yani kısmen kötü. Bu arada çok buz gibi değil mi ya? Onu harbiden bayağı soğuk. Bayağı. Şimdi yorumlarına bakacağız. Ben yorumlarını çok merak ediyorum. 2-3 tane dışarıdan bakalım. Birisi demiş ki bak 1-1-1 vermiş her şeyine. Siparişler her zaman ya eksik ya yanlış geliyor. Sufle söyledim. Gelen sufle koladan daha soğuktu. Bakayım bir. Harbiden daha soğuk lan. Valla mı? Valla daha soğuk. Harbiden haklı bu arada. Sufle neden sufle soğuk ya? Sufle sıcak yenen bir şey değil mi? Buz gibi bu arada. Dolaptan getirmişler bir de. Bu harbiden koladan soğuk vardı yemin ederim. Bildiğiniz buzdolabından çıkartıp göndermişler sufleyi. Harbiden ben daha demin aynısını dedim. Harbiden aynısını dedim. Harbiden aynısını. Harbi aynısını. Ama harbiden aynısını. Buzdolabı. Görseldekilerle L ayrı yazmış bu arada. İnsanları kandırmaktan başka bir şey yok. Lezzet, hız, servis. 0-0-0-0-0 demiş. Bayağı sinirlenmiş. 0 demiş ya her şeye. 30 lira 90 kuruş bu menümüz. Ben bu menüye 30 lira vermem. Doymam çünkü bundan. Sen bir bak o zaman. Ben mi bakayım? Kötüler senin. Bence yarı yarıya böleyim. Hayır kan kötü. Sen de bak. Yok yok. Kötüler yok. Senin. Tamam sen ben bir yarı yarıya bölüyorum. Düşük puanlar senin çünkü kardeşim. Çünkü iyileri de yarı yarıya böleceğiz ya. Yo. İçerik öyle değil bir kere. Oğlum bölünmüyor ki. Buz abi bu buz. Çok... Ya sen... sen buraya bir çöp olarak mı çağırdın? Kardeşim kötüleri sen yiyeceksin. İyileri ben yiyeceğim. Valla benim için yemek olsun. Soğuk olsa da falan. Çok soğuk. Patatesinden ye bir tane. Sana yemin ediyorum patatesin içi bizim buzdolabının içiyle aynı. Püreyi al bak patates püresinin içine almışlar. Buzdolabına atmışlar. Harbiden. Değil mi? Çok soğuk oğlum. Allah'ım çok sert. Ya, bir de şunu ısır. Bir de soğuk. Bir de bunu ısır benim için. Bunlar niye hep soğuk? O da mı kötü? Ayda. Oğlum bu pişmemiş. Sen doyamadın bugün ya bence. Bu pişmemiş. Pişmemiş mi? Şu sufleden sana bir yedireyim. Ve of bak gördün mü? Oh. Kötü. Sufle yemiyorum kanka. Ben bunu dondurma. Normal çikolata veya dondurma. Buradaki halkımız haklıymış. Müşteri her zaman haklıdır. Müşteri her zaman haklıdır abi. Bunları müşteri kenara alalım abi. Uyduğumuzun sloganı. Ben tadamayacağım şimdi en iyi dedi. Hayır. Evet. Ben şaka falan yapıyor sanıyorum. Konseptimiz bu. Burası kötü yemek, burası iyi yemek. Sen... Sıradaki, sırada şöyle bir pizzamız var abicim. Pizzamızın puanına hemen bakıyorum. Pizzamızın puanı 10 üzerinden 10, 10, 10. Hepsi 10. Böyle puan var mı? Ben hayatımda ilk defa böyle bir puan gördüm gerçekten. Hop, böyle. Oo, bu ne? Değişik bir pizza. Yani en çok tercih edilenlerden söyledim. Şöyle bir tadayım hemen ben bunu. Çok hızlı geldi bu arada, harbiden. En başta gelen buydu siparişlerde. Gördünüz mü? Hemen ben bunu gömçürüyorum şimdi. Oha. Harbi diyorum çok güzel. 10 üzerinden 10'u hak ediyor. Niye sen mesela böyle yapıyorsun ki? Burada video çekiyoruz. Video kapanınca sen bunların hepsini istemeyeceksin mi benden? Vereceksin mi? Vermeyeceğim.
Sıradaki düşük puanlı yemeğimiz gelsin. Ben bunu almak istemiyorum, sen alsana. Abi, abi. Orada canlı konuşuyor çünkü. Bana orada diyor ki, harbiden konuşan bir şey var. Çok çirkin bir, Allah affetsin, çok çirkin bir yemek var gördüğüm kadarıyla. Evet. Kanka bu çok kötü ya. Ben hemen buranın puanlarını açıyorum. Bak yine elim yağ oldu. Bir tane makarna ve bir tane karışık tost söyledim. Birbirinden alakasız iki yemek. Buranın puanı, buranın puanı gerçekten çok değişik. Buranın puanı ortalama 4.8. Yani ortanın aşağısında. Daha demin yediğin 6.7 idi, ona göre düşün. Ya kanka vallahi tatlı. Oğlum bu konuşuyor ya. Yemin ederim yemeğin içinde her renk var ya. Kokla be. Çok kötü kokmuyor. Afiyet olsun kardeşim, buyur. Bence sen yersin bunu be. İçinde mantar var, tavuk var ve şey var. Hepsinden al. Al alma. Dur bekle, ben sana alacağım. Aç ağzını. Aç 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 aç. Hüptür. Aa oğlum beceriler lan. Çok kötü duruyor ya. Bu ne, baksana göstersene bir. Abi ağzının kenarına akan yağ gözüküyor mu? O kadar kötü durmuyor sanki ya. Bak, tadı güzelmiş. Tadı güzel mi? Tadı cidden efsane. Hadi canım, ben tadayım o zaman bir bunu. Hayır. Benim makarna güzel çıktı benim, hiç beklemediğim bir şekilde. Ama çok yağlı. Çok yağlı. Aşırı yağlı. Evet, yağ her yere damladı şu an. 4.3 buna verilmez mesela. Ben buna çok ümitliydim ya. Ben sen kesin sevmezsin diye almıştım. Bir de tosttan tadalım. Tosttan bakalım tadına. Tost güzel duruyor tost, ya. Tost karışık tost abi. Bu kalınlayınca güzel duruyor bu arada. Bir şey diyeceğim de bunun servisi çok kötü. Tostun üstü ıslak ıslak. Evet evet. Nemlenmiş. Kötüdür ya. Kötü mü? Kötü gibi duruyor. Klasik. Normal mi? Onun fiyatı yalnız 20 lira. Nasıl 20 lira olabilir oğlum? Patatesinden de ya, bak patates çok kötü duruyor. Bizim anayı kakalamaya çalışıyor. Oğlum her şeyi yemen lazım önünde olan. Patateslere bakar mısınız? Yanmış, kül olmuş ya. Benim hayatımda ilk defa bu kadar kötü patates yedim. Vallahi mi? Bence bunu kapatalım çünkü her yer yağ oldu artık. O zaman yine müşteri haklı çıkıyor. Yine müşteri haklı çıkıyor. Gerçekten puanlar hep doğru çıkmaya başladı. Bir de zaten yani müşteri haklı olmazsa böyle, evet, böyle bir itlik yapan var mı? Ama çok böyle çok gıcık müşteriler var. Harbiden güzel olsa bile içindeki tuz oranını %0.1 az koymuşsunuz. Ya moruk biraz ayo koysaydınız. Tamam, bunları kenara alalım o zaman Mustafa Bey. Yağlarını dökmeden. Sıradaki yüksek puanlı yemeğimizi buraya davet ediyorum. Kötü yemekler arasında burgerler vardı. Dedim ki bir de güzel bir puanlı bir yer bulalım dedim. Yaklaşık 9.6 puanlık bir burger söyledim. Bir burger nasıl 9.6 olur? O kadar mı güzel olur? O kadar mı? 6.7'lik bir burgerden sonra 9.6'lık bu kadar mı olur? dedim ve bir burger söyledim. Bak paketlemesi bile güzel. Paketi bile güzel. Tipe mipe mipe. Burgeri ne kadar çok sevdim biliyorsunuz arkadaşlar. 32 lira. Ve şimdi harbi ona 32 lira mı verdin? Evet. Şunda aynı oluşuna 30 lira verdin. Sen onu yiyemeyeceksin ama. Bak şimdi. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Sen niye böyle beni böyle canımı çektirircesine koy. O kadar iğrenç bir yeme şekli yok. Güzelim yemeği böyle mi yedir? Gerçekten güzelim yemek ya. Harbi diyorum, gerçek güzelim yemek ya. Hocam suratla ya. Harbi diyorum güzel. Sanki hayatın ilk defa böyle gülüyor. Oğlum çok lezzetli. Allah'ım ya, ben buna ölürüm ya. Ya bir kere tadayım ya. Ya senin orada burgerların var ya, Allah Allah. İnsaflı ol bak, bir kere karaktersizliğini biraz aşağı. Ve yanındaki patatesleri de bayağı güzel duruyor. Bu nasıl bir, bu nasıl bir ya karakterdir ya? Patatesine bak. Patatesinden bana ne? Şansını kaybettin. 9.6 idi ama ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Yani ne diyoruz? Müşteri daima haklıdır. Bak, aynı anda söyleyemiyoruz. Müşteri haklıdır konseptimize temiz hıyla devam ediyoruz. Üçüncü kötü yemeğimizi alırız. Orada var bir tane. Üçüncü kötü yemeğimizi sahneye alıyoruz. Buyurun efendim, buyurun. Yine bir menü. Yine bir fast food faciası gibi duruyor. Bu ne? Çatlamış bu. Bu ne? Ben bunu yemem bu arada. Nasıl yemem? Ben bunu yiyemem. Abi ekmeği bayat. Baya baya temli. İki katta hamburger, ikinci katını bulana üçüncü katı bedava. Ekmeği arkadaşlar bayatlıktan çatlıyor, görüyorsunuz. Bunun fiyatı 35.75 bu menü. Ben bunun yorumlarını okuyacağım. 1-1-1 vermiş. Gelmeyen soslar, erimiş dondurma, sayılı konan patates, berbatsınız. Yav yemek 70-75 dakikada geliyor, eyvallah. Eyvallah, beklemeye hazırız. Yalnız niye soğuk getiriyorsunuz? Yemek bilmem neyinden kaldırılması gereken bir yer demiş. Bence de. Çok geç geldi. 1,5 saatte geldi. Çok geç geldi. Bir müşteri haklı. Ya çedara bak, iğrenç. Çedar donmuşum. Et buz gibi. Evet. Yenilmiyor yani. Et yenilmiyor. Tavuğu niye? Tamam tavuk var. Menüde bir de tavuğumuz var. Artık yemek için zorla yiyeyim de bitsin video. Bu güzel. Abi bunu da yemek istemiyorum ya. Bak patatesini en sosuna bandırdım. Al abi. Patates de bayattır ya abi. Bu nasıl bir yer? Bir yorum daha okuyorum. Kötü. Direkt kötü demiş. Hayır bu arada, haksız bir yorum. Çok kötü. Çok kötü. Servis 1, lezzet 1, hız
1. Yani müşteri daima haklıdır. Çok merak ettim. Şunu bir yesene ya. Ver, çok merak ettim tadına. Bakayım mı bu arada? Bak. İzin veriyor musun? Ben vermeyeceğim çünkü sana. Ver, bak. Kanka çok kötü de. Al. Baya kötü de. Sırada pizzamı söyledim. Üstüne burgerımı söyledim bak. Fast foodları söyledim. Üstüne dedim ki bunun üstüne bir tatlı gider. Tatlı mı söyledin? Bir tatlı gider. Hatta. O bak bir şey diyeceğim de bak bu şerefsiz ya. Hatta birden. Bu harbiden şerefsiz. Oğlum sana da sufle söyledim. Ya bir şey diyeceğim de bak adam kendine şey menü hazırlamış hanım ya. Abi sana da hazırladım. Ya ne bu ne ya? Bu 1, bu 2, bu da 3. 3'ü 50 lira abi bu arada. 9.6 puan almış. Lan çok güzel koktu burası. Oha! Şunun tipe bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Ay şuna bak. Şuna bak. Bu ne biliyor musun? Bu da krokanlı karamelli kap. Sonuncusunu açıyorum. Oha! Oha! Çok iyi duruyor. Çok güzel duruyor. Yemin ederim mükemmel duruyor. Fıstıklı bir tatlı. Fıstıklı mousse. Oğlum. Allah'ım şuna bakın. Mükemmel duruyor be. Senin tatlın nerede? İlk hangisini yiyeyim Mustafa, hangisini yemem istersin? Çok güzel duruyor lan. Tamam o zaman ondan başlıyorum. Elini bir daha değdiğini görmeyeyim kavanozda. Dibinden alacağım. Oğlum. Ya ay, alamazsın. Yedi ya. Şunu. Ya kardeşim konsept neşesin ya. Hırsız ya. Çok güzelmiş kardeşim. Bunu da tadıyorum. Plan yapıyorum bakınca. Öf. Öf. Bu çok güzel. Bu da ayrı güzel duruyor. Halil ASMR mı yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Çok üstünde şöyle bir şey var bundan yana. Yemin ederim mutlulukla ağlayacağım. Ne 10-10'u ya. 20-20-20 veriyorum ben bunlara ya. Ben bunlara devam edersem videoyu bitiremeyeceğim. Kenara alayım. Ben bunlara 10 üzerinden 20 veriyorum. Evet Mustafa'cığım ne düşünüyorsun bu video hakkında? Kötü yemekler kötü müydü? Dayak istiyor vallahi dayak istiyor. Yani bence iyilerle kötüler neredeyse aynı fiyat. Evet harbiden o. Aynı fiyat. Ve aynı fiyat. Kötüler harbi çok kötü. Bir makarnayı sevdim, o da çok yağlıydı. O menüler çok berbattı yani. Aynen menüler. Hani 6.7 bile bence fazla onlara. Çok soğuktu, aşırı soğuktu yani. Ben videoyu çok beğendim. Çekerken de aşırı eğlendim. Ben de arkadaşlar videoyu çekmekten çok arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha fazla böyle yemek videolarının gelmesini istiyorsanız ki isteyin bence. Çok çok güzel videoydu. Daha fazla videonun gelmesini de istiyorsanız aşağıdan like atarsanız çok like seviniriz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.